Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde 17. günün içindeyiz. Sıcak gelişmeleri aktarmaya, sahadan son durumu paylaşmaya ve bu sıcak savaşın şifrelerini aktarmayı sürdürüyoruz Haber Global ekranlarında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'den yeni bir açıklama var. O açıklamayla başlayacağız. Rus ordusu son yılların en büyük askeri kaybını yaşıyor dedi Zelenski. Ukraynalıları direnişi sürdürmeye davet etti. Zelenski 8 dakikalık bir video paylaştı. Rusya, Ukrayna'ya yeni askerler gönderiyor. Mücadeleyi azaltmamalıyız dedi. Ülkemizi savunmak için varımızı yolumuzu vermeliyiz. Bu vatan Millet ve bağımsızlık savaşıdır diye konuştu. Ukrayna lideri günlerdir Rus askerlerinin kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Mariupol kentindeki duruma da değindi. Bizim askerlerimiz insani koridor açılması için ateşkese uyuyor, Rusya'yı da aynısını yapmaya çağırıyoruz dedi. Avrupa Birliği'ne de mesaj verdi bir kez daha. Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi bekliyoruz ve tam üyelik için hızlı yolanma konusunda Avrupa Komisyonu ile çalışıyoruz ifadesini kullandı. Sen kişi sığınmıştı. Çoğunu Türk vatandaşları tarafından oluşturuluyor ve camide ciddi meydanda hasar meydana geldi. Ancak bulunduğu bölgenin hala ateş altında olduğu çatışmaların giderek camiye yaklaştığı belirtiliyor. Azak denizinin kıyısında bulunan Mariupol kenti bir haftadır uzun süredir. Bir haftadan uzun süredir Rus ordusunun kuşatması altında. Sivillerin tahliyesi için insani koridor hala oluşturulamadı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre kentte 12 gün içerisinde 1582 sivil öldü.